Sevgili mutfaktan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle, kıvamıyla ve şerbetiyle her şeyiyle tam ölçülü şahane bir şekerpare tarifi vermek istiyorum. Özellikle bugünlerde her tarafta bir şerbetli tatlı tarifi görüyor olabilirsiniz ama inanın bu tarif her şeyiyle tam tutan ve püf noktalarına uyduğunuz takdirde %100 memnun kalacağınız çok güzel bir tarif oluyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen tatlımıza hamurunu yoğurarak başlamak istiyorum. Öncelikle hamuru için oda ısısında bekletilmiş yumuşacık 125 gram yağ ihtiyacımız var. Arzu edenler margarin, arzu edenler tuzsuz tereyağı kullanabilir. Katı yağın ardından yarım çay bardağı sıvı yağ, aynı bardakla yarım çay bardağı da pudra şekeri ilave ediyorum. Pudra şekerinin ardından da 1 yemek kaşığı dolusu irmik ilave ediyorum. Yine hamurun içerisine ilave etmek üzere 3 adet yumurta var. Yumurtalardan bir tanesinin sarısını üzerinde kullanmak için ayırıyorum. Geriye kalan 2 adet yumurta sarısı ve 3 adet yumurta akını da hamurun içerisine ilave ediyorum. Ayırmış olduğum bir tane sarıyı da daha sonra tatlılarımın üzerinde kullanmak için kenara kaldırıyorum. Hamurun içerisine 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ve yarım çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Karbonat ve kabartma tozunun üzerine doğru da 1 çay kaşığı kadar limon suyu ekliyorum. Kabartma malzemelerinin daha hızlı bir şekilde aktif olmasını sağlıyor. Malzemeleri şöyle kısaca bir karıştırdıktan sonra yanıma da 3,5 su bardağı un alarak hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Kullanmış olduğunuz yumurtalarınızın boyutuna ve ununuzun markasına bağlı olarak almış olduğu un miktarı değişiklik gösterebilir. Lütfen 3 bardak sonrasını azar azar ve gerek duydukça ilave edin. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olsun. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmayın. Elinizle ufak parçalar alıp yuvarladıktan sonra bıraktığınızda eğer şekli bozulmadan kalabiliyorsa hamurun kıvamı gayet yerinde olmuş demektir. Dediğim gibi çok fazla un ilave ederek sert bir hamur yoğurmayın lütfen. Oldukça yumuşak kıvamlı güzel bir hamur olsun. Bu arada dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi de bu tarz hamurlarınızı yoğururken çok uzun süre yoğurmayın lütfen. Bol miktarda yağ içerdiği için uzun süre yoğurduğunuz takdirde yağını kusacaktır hamurunuz. Kabınızın içerisinde biriken yağları görmeye başlayacaksınız uzun süre yoğurduğunuz takdirde. Ve hamurunuz böyle parça parça değişik bir görüntü alacak, şekil vermekte de zorlanacaksınız. Gördüğünüz kıvamı yakaladığınız takdirde daha fazla un ilave etmeyin ve daha fazla uzun sürede yoğurmayın. Benim hamurum artık hazır. Şimdi sıra geldi şeklini vermeye. Ben yoğurmuş olduğum hamurumdan cevizden biraz daha büyük parçalar kopartarak toplamda 20 adet tatlı elde ettim. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi cevizden biraz daha büyük parçalar kopartarak şöyle elimde bir yuvarlıyorum. Ardından şeklini çok fazla bozmadan olduğu gibi tepsiye yerleştiriyorum. Bezelerinizin dışı pürüzsüz bir görünümde olmuyorsa eğer koparmış olduğunuz hamurunuzu iki avucunuzun içerisinde biraz ezerek tekrar yoğurur gibi yapın. Arkasından tekrar beze yapın. Daha pürüzsüz bir görünüm aldığını göreceksiniz. Tatlılarımı hazırlarken ilk başta derin bir tepsi içerisine yerleştirdim. Pişirdikten sonra şerbetini daha rahat çekebilsin diye. Ama yerleştirirken de sayıdan dolayı birbirine yakın olduğu için daha sonra daha büyük bir tepsiye aktardım. Birbirine değmeden daha rahat pişebilsinler diye. Ama şerbetlemeden önce yine bu tepsinin içerisine aktardım. Sizler de eğer mümkünse pişirdikten sonra fırın tepsisinden alarak biraz daha ufak ve derin bir tepsi içerisine koyarak tatlılarınızı şerbetleyebilirsiniz. Tatlıların yapımını tamamladıktan sonra hemen sizlere üzerinde kullandığım kayısı çekirdeklerini nasıl hazırladığımı da anlatmak istiyorum. Üzerinde kullanmış olduğum kayısı çekirdeklerini hamurumu yoğurmaya başlamadan önce uygun bir kap içerisinde az bir su ilave ederek bir taşım kaynattım. Suyun içerisinde bıraktım. Ardından üzerine batıracağım zaman da suyun içerisinden alıp bir kağıt havluyla kuruladım. O şekilde kullanacağım.
Bunu yapmamdaki amaç zaten kuru olan kayısı çekirdeklerinin pişme esnasında hızlı bir şekilde yanmasını önlemek için. Kayısı çekirdeklerini batırmadan önce de ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını şöyle kısaca bir çırptıktan sonra her bir tatlımın üzerine bolca sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra biraz evvel gösterdiğim kayısı çekirdeklerini her bir tatlının tam ortasına denk gelecek şekilde batıracağım. Arzu ederseniz tatlılarınızın üzerine kayısı çekirdeği yerine fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Yine isteğe bağlı olarak kayısı çekirdeklerinizi bu şekilde kabuklu olarak kullanmak istemezseniz nazikçe şöyle elinizin arasında ovuşturduğunuzda hızlı bir şekilde kabuğundan ayrılıyor. Kabuksuz olarak da kullanabilirsiniz. Ben görsel olarak kabuklu halini daha çok sevdiğim için kabuklu olarak batırıyorum. Tatlılarımızın yapımını tamamladıktan sonra önceden ısınmış fırında pişireceğiz. İsterseniz yapımını tamamlamadan önce fırınınızın da ayarlarını açarak ısıtmaya bırakabilirsiniz. Önceden 180 derece alt üst ayarda ısınmış fırınımda tatlılarımı en alt rafta pişmeye bırakıyorum. Benim fırınım altını biraz geç pişirdiği için en alt rafında pişiriyorum ama sizler kendi fırınınızın pişirme durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Tatlıları fırına koyduğum andan itibaren de hiç vakit kaybetmeden şerbetinin hazırlığına başlıyorum. Bunun için derin bir tencere içerisine videoda görmüş olduğunuz klasik su bardaklarıyla 3,5 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı suyu alıyorum. Şeker eriyinceye kadar şöyle bir karıştırıp tenceremi ocağa alıyorum. Şeker eridikten sonra karıştırmayı bırakacağım ve kaynamaya bırakacağım. Kaynadığı andan itibaren de orta göz bir ocakta, orta ayarda toplamda 8 dakika boyunca kaynattım. Tatlılarımın ilk sıcağı çıkmış, şerbetim de kaynara yakın sıcaklıkta olarak kullanacağım. Şerbetimi kenara alıyorum ve bu arada fırında pişmekte olan tatlılarım görüyorsunuz. Biraz kızardıktan sonra fırının derecesini düşürerek içinin de kurumasını sağlıyorum. Bu tarz tatlılarınızı hızlı bir şekilde kızartarak pişirirseniz şerbetledikten sonra yerken içinde hamurumsu bir lezzet hissedersiniz. Bunu önleyebilmek için lütfen sizler de kurutarak pişirmeye özen gösterin. Bu kıvamdan sonra 150 dereceye indirerek toplamda dediğim gibi 45 dakika boyunca pişirmiş oldum ve videoda gördüğünüz rengi almasını sağladım. Altı ve üzeri de nar gibi kızarmış tam kıvamında. Şimdi hiç soğutmadan tatlılarımı derin bir tepsi içerisine aktarıyorum ve dediğim gibi kaynara yakın sıcaklıkta şerbetimle buluşturuyorum. Şerbetini verirken de mümkün olduğu kadar her bir tatlının üzerine denk gelecek şekilde akıtın. Pişerken oluşan o çatlaklardan içeriye sızan şerbetini hızlı bir şekilde çekiyor. Şerbetin tamamını verdikten sonra da bir 6-7 dakika kadar bekleyin. Arkasından tatlılarınızı dikkatli bir şekilde şerbetin içinde alt üst edin. Alt üst etme işlemini de çok fazla vakit kaybetmeden yapın lütfen. Hem şerbetinin tamamını çekmediği için üstleri daha rahatlıkla şerbetini alıyor. Hem de altı çok fazla şerbet çekmediği için alt üst ederken çok fazla dağılma yapmıyor. Alt üst ettikten sonra da bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirin. Ondan sonra tatlılarınızın diğer yüzünü çevirebilirsiniz. Diğer yüzünü çevirdikten sonra da yine isteğe bağlı olarak ara ara üzerine kaşıkla şerbetinden gezdirebilir. Arkasından da bir fırın tepsisiyle üzerini kapatıp şerbetini tamamen çekmesini bekleyebilirsiniz. Anlatırken biraz uğraştırıcı gelip gözünüzü korkutmasın lütfen. Hazırlarken kesinlikle uğraştırıcı olmuyor inanın. Ben tepsiyle üzerini kapattıktan sonra yaklaşık 3 saat kadar dinlendirdim. Ondan sonra servis ettim. Servis esnasında da inanın her bir zerresine kadar şerbetiniz çekmiş, lokum kıvamında mükemmel bir şekerpare oldu. Tatlılarınız tamamen soğuyup yeteri kadar dinlendikten sonra üzerini bir poşet yardımıyla veya streç filmle hava almayacak şekilde güzelce kapatırsanız isterseniz 3 gün boyunca dinlensin. Yine de üzeri kesinlikle kuruma yapmayacak, her tarafı eşit yoğunlukta şerbetli yumuşacık kalacak. Artık şerbetini güzelce çeken tatlılarımdan şöyle alarak sizlere hem yakından iç dokusunu hem kıvamını göstermek istiyorum.
Dinlendikçe tepside kalan şerbetin tamamını sünger gibi içerisine çekmiş, tepside şerbeti kalmamış. Dediğim gibi lokum kıvamında. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Lütfen deneyen arkadaşlarım yorumlarınızı benden esirgemeyin. Tatlımızı denemek isteyen diğer arkadaşlarımıza da yorumlarınız cesaret oluyor. Bu arada sizlerden ufak bir ricam var. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Özellikle sizlerden bir diğer ricam da tarifimi denemek isteyip ama malzemelerde değişiklik yapmak isteyen arkadaşlar. Daha önce paylaşmış olduğum videolarımda benzer sorular sıklıkla aldığım için toplu bir cevap olsun istiyorum. Her tarifin kendine özgü bir miktarı ve kendine özgü bir yapısı var. Lütfen içerisinde bulunan malzemelerde değişiklik yapmak istemeden eğer bu tarifin içeriği size uygunsa o şekilde uygulayın. Genelde örneğin içerisine ilave ettiğimiz irmiği az bulan, arttırmak isteyen veya hiç irmik kullanmak istemeyen oluyor. Örneğin 3 yumurta çok gelir mi? Koku yapar mı? 2 kullansam olur mu? Veya pudra şekeri yerine toz şeker ilave etsem olur mu? Gibi değişik sorular geliyor. Örneğin içerisinde karbonat var. Kullanmak istemeyen arkadaşlar olacaktır. Dediğim gibi lütfen tarifi uygulamak istiyorsanız ve aynı sonucu elde etmek istiyorsanız verilen her bir malzemeyi birebir kullanmanız ve püf noktalarına da birebir uymanızı tavsiye ederim. Eğer bu tarifin içeriği sizler için uygun değilse kanalımda bulunan diğer şekerpare tariflerime de bakabilirsiniz veya farklı kanallarda size uygun daha farklı tarifler bulabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Keyifle hazırlamış olduğum bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah faydalı olabilmişimdir ve sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi elimden geldiği ve dilimin döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştım. Söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.